Merhaba arkadaşlar. Yine ilginç bir videoyla karşınızdayız. İlginç dedim, ne yapacağız? Yumurta. Ama krallara layık bir yumurta. Şöyle kameraman bey, yumurtaları görelim. Yumurtalarımız köy yumurtası. Bir tane tavamız var. Azıcık tereyağımız var. Tuzumuz, kırmızı biberimiz, birazcık sıvı yağımız. Çok basit bir tarif. Eskiler yumurtayı böyle yaparmış. Ben bile yeni hatırladım. Rahmetli anneannem yapıyordu bir aralar. Geçen birinde konuşurken Mesut denen arkadaşıma selam olsun. O hatırlattı bana. Buradan sevgilerimi gönderiyorum ona. Şimdi arkadaşlar, ne yapıyoruz? Önce tavaya birazcık sıvı yağ arkadaşlar. Sıvı yağ niye döküyoruz? Tereyağını yakmamak için. Sıvıya attıktan sonra tereyağı atıyoruz. Bol. Arkadaşlar bol. Çünkü bu bol tereyağı bize pişirirken fayda yapacak. Kameraman bey şöyle gelebilir miyiz? Şöyle. Evet. Bu arada Mustafa'ya da staj yaptırıyoruz. Tamam. Azıcık şöyle yukarıdan çekelim. Gördünüz mü? Evet. Mustafa bey. Şimdi yağımız ısındığı vakit hemen arkadaşlar altını kısıyoruz. Yağımız eriyecek. Hatta erimeden bile kısabiliriz. Ne yapıyoruz? Bol kırmızı biber atıyoruz. Sizin isteğinize bağlı. Ben bol kırmızı biber seviyorum. Bakayım. Birazcık daha yağ ekleyeyim. Kırmızı biber çok kaçtı. Bunu kısık ateşe yaparsanız arkadaşlar tereyağınız yanmaz. Bir de tabii ki biraz da sıvı yağ ekledik. Şimdi yapacağımız yumurtalarımızı kırıyoruz. Köy yumurtası da altın sarısı. Hemen tuzumuzu atıyoruz. İstenilen miktarda. Tamamen size ait arkadaşlar. Birazcık yağımıza da gelsin. Şimdi az bir şey altını açtık mı? İlk başta beyazlığını şöyle karıştırıyoruz. Pişsinler. Çabuk pişsinler diye. Evet. Şimdi altını kısabiliriz. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Bu yağımızı alıyoruz. Mütemadiyen yumurtaların üstüne şöyle gezdiriyoruz. Şimdi yağımız bir daha ısınıyor. Tekrar ısınan yağdan alıyoruz. Yumurtalarımızı pişme yerlerine gezdiriyoruz. Beyazlarını şöyle gene karıştırarak gene biraz pişiriyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar, tereyağlı ve sıvı yağlı bir karışım. Mütemadiyen bütün yumurtaların üstünde bu yağı böyle gezdiriyoruz. Ne zamana kadar? Yumurtanın üstündeki beyazlar pişene kadar. Tavamızın altı bu arada kısık arkadaşlar. Rahmetli anneannem bu şekilde yapardı. Hakikaten çok güzel olurdu. Mesut kardeşim bana bunu hatırlattı. Kendisine buradan gene bir daha teşekkürlerimi iletiyorum. Evet arkadaşlar. Tam böyle sonuca ulaşmadan altını kapatıyoruz. Zaten yağımız kızgın. Eğer altını kapatmazsak yumurtalarımız kurur. Sonuca bakalım mı? Nasıl olmuş? Mustafa Bey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyazlar pişti. Sarılar da tam alakok. Üstünde de çiğ beyaz kalmadı. Şöyle bir bakalım mı? Güzelce tadına. Tabii ki buna ekmek banmak gerekiyor. Ama sırf sizin için dağıttım arkadaşlar. Gerçekten de demiş olmuş.
afiyet olsun hepinize.